Değerli takipçilerim, 16 Ağustos, 22 Ağustos size ait. Yani esmalar söyleyeceğim. Toprak burçları için mutlaka El Mugni'yi 21 adet okuyun. İhlas suresini 11 adet okursanız ve Kule Felak ve Naz'ı mutlaka okursanız üzerinizdeki nazar, kötü enerji ve bu dönemin ateş burçlarında fazlasıyla bir enerji çöküşlüğü var. Lütfen bunları okumanız size iyi gelecek diyorum. Hava burçları için özellikle El Aziz 21 adet okumanızı tavsiye ediyorum. Kafirun suresini mutlaka ve mutlaka 71 adet okursanız iş ve para rızkınızla alakalı yaşadığınız kaoslar ve ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunlar rahata ereceğini söyleyebilirim. Değerli hava burçları, özellikle El Vali 41 adet esmayı çekerseniz ve Ayetel Kürsü ve Karınca Duasını 21 adet okursanız evlilik probleminiz, ilişki probleminiz ve çocuk probleminizle alakalı sorunlarınızın çözüleceğini, daha iyi olacağını söyleyebilirim. Mutlaka bunları size iyi gelecek. Değerli su burçları, esmanıza bakıyorum hemen. Es-Samat esmasını 83 adet okuyorsunuz ve özellikle de sağlıkla alakalı ailenizin sağlığı ve kendi sağlığınızla ilgili yaşadığınız karamsarlıklardan kurtulmak için Tin suresini 7 adet ve de Amener Resulü 1 adet okursanız her türlü sıkıntınız için iyi geleceği ve hayırlı geleceğini söyleyebilirim. Mutlaka bunları bir bardak suyun içine okuyun. Ama sizden ricam, herkes bir gül yaprağını ya da normal kuru gülü alıp kaynatsın. Peygamber Efendimizin kokusuyla bu duaları yaparsanız üzerinizdeki enerjilerinizin daha rahat, daha güzel olacağını söyleyebilirim. Allah ülkemize de dua etmeyi, fakirlere yardım etmeyi, ağaçlarımıza, topraktaki canlılara yardım etmeyi, sel felaketinde yaşanan insanlara el uzatmayı unutmayalım. Kimi 5 lira da olsa, 10 lira da olsa, 20 lira da damlaya damlaya göre olur. Önemli olan gönülden sadakadır, gönülden güzelliktir. Bu onların başına değil, hepimizin başına geldi. Hani bizim başımızda yok, rahatız demeyeceğiz. Allah hepimizin başına bu sıkıntıları yarattı. Hep birlikte aşacağız. Umutsuz olmayacağız. Umut Rabbimdir. Umutsuz asla olunmaz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.